sen güzelsin. Olursa o kız olsun. Le 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 canım. Esmerler kovardasın. Esmer sen güzelsin. Olursa o kız olsun. Le 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 canım. Esmerler kovardasın. Öpücük vermedi, vallahi huylandım siye. Bir öpücük vermedi, vallahi huylandım siye. Seni bir Fadi isterim ama. Bekliyorum. Fadi istemeye. Evet. Fadi isteme nasıl olur bilmiyorum ama şurada bir gerçek var. Şu anda huzurlarımızda bulunan bu insanları selamlıyoruz. Yani şimdi banka hesaplarınıza şu kadar para yatırdık demedik. Veya bizi alkışlayın diye bu kadar para veriyoruz da demedik. 20 sene daha ömrünüze ömür ekledik de demedik. Abi biz selamlıyoruz dedik. Kıyamet koparıyorsunuz. Bu nasıl güzellik ya? Bu nasıl bir şey ya? Peki. Önünüzde diz çöküyoruz desek ne olacak? Teşekkürler. Başta. Ondan sonra. Başta hanımefendiler olmak üzere. Kırıp, başta hanımefendiler olmak üzere. Yerine koskoca bir saksılık giydiriyorsun, tamam mı? Anladın mı? Yani başta hanımefendiler olmak üzere böyle demenin şeyi var. Şimdi şunları yıkıyorsun, tamam mı? Şu merdivenleri bir, iki, üç, şurayı da yıkıyorsun. Ondan sonra oğlum şuraları da yıkıyorsun, bir de şunu yıkıyorsun. Ondan sonra buralara bir güzel kafesler koyduruyorsun. İçine sincap ekeceğiz, tamam mı? Tamam mı olsun? Sonra şu koltukları kaldır. 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 Karşılıklı kaydırak koyuyoruz. Ya bir dakika ya. Kaydırak koyuyoruz. Tamam mı oğlum? Tamam. Duyuyor musun? Tamam. Şu saz ekibini de. Saz ekibini. Ben! Ay! 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 Ne yapıyorsun sen burada? Sen ne yapıyorsun? Sen git oğlum dediklerimi yap. Hadi. Ben ne mi yapıyorum? Hı? Kızım ben burada program yapıyorum. E ben de inşaat yapıyorum. Allah Allah. Her şeye müdahale ediyor ya. Ne yapıyorsun anlamadım? İnşaat yapıyorum. Nasıl yani inşaat? Sizin için burayı güzelleştiriyorum İbrahim Bey. Yok canım ya sen başımıza yıkmayasın burayı. Aa aşk olsun İbrahim Bey. Ben buranın üstünü de açtıracağım. Yazın yazlık kışın kışlık olacak. Bak ya. Bunun yazın üstünü açılacak maşınlık. Başka ne yapacağım? Aa siz de bana yardım etmek ister misiniz? Tabii ben eski inşaatçı olduğum için. Gidebilirim. Ne tamam. Yapmam istersiniz mesela? Mesela siz kepçe kullanacaksınız bu inşaatta. Ben de darbeli matkapla rötuş geçeceğim. Ben sana rötuşlarım. Sen merak etme. Aa. Darbeli matkapla rötuş. Başka? Başka ne yapacağım? Başka ne yapacağım başka? Burada konuklarımıza bile iş düşecek. Onları da kiriş ve kasnak olarak kullanacağım. Nasıl? Abi bu kafayı yemediyse Allah benim cezamı versin ya. Bu kafayı yemiş ya. Vallahi yemiş ya.
Yani bu konuklarımızı, misafirlerimizi kiriş ve kasnak. Evet, hatta burada bir şey daha var. Daha bitmedi yani. Ben kolektif bir çalışma istiyorum herkesten. Herkesin imece, bu işe katılması. İmece usulü. Evet, amme hizmeti istiyorum herkesten. Evet. Yani para yok, iş var. Para yok, iş var. Biz buna alıştık, böyle gideceğiz. Hatta burada teknik ekibe bile iş düşüyor. Kameramanlar çekiç olacak. Ne olacak? Çekiç. Ne çakacaklar? Konukları duvarlara çakacaklar. Canım. Bunlar bizim konuklar. Çivi mi zannettin sen bunları? Hayır, onlar kiriş ve kasnak olacak. Kameramanlar da onları çekişle çakacaklar duvarlara. Onlardan çok var diye düşündüm. Onları da değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ben de sana acaba sazıma bir tel yaparsam... Söyle sazıma akortlu bir tel çekeyim seni. Bir do sesi ver bakayım bana. Do. Aşk olsun ya, ben sazmaz sevmem ya. Ne seversin? Benden güzel darbuka derisi olur İbrahim Bey. Tıkır 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 tıkır. Efendim, şimdi huzurlarınızda intizar. Bunlar rakip firmanın sanatçıları. Bir de yeni bir kızımız var. Bu da bunun arkadaşı. Ben daha dinlemedim. Yani siz nasıl dinleyeceksiniz, ben de öyle dinleyeceğim. Funda diyoruz. Allah Allah. Funda bu mu? Merhaba Funda. Nasılsın canım? İyiyim, siz gel böyle dur. Dur, bozma. Değerli bir sanatçımız var, değerli bir sanatçımız var. Değerli bir abimiz var. Yıllarını bu işe adamış. O da her zaman olduğu gibi bütün sanatçıların dediği gibi 5 yaşında başlamış. Hani var ya, 5 yaşından beri nota okurum. 5 yaşından beri müzikle uğraşırım. İşte Ferdi Tayfur da 5 yaşından beri... Bu iki tane kızımız da değerli sanatçımız, değerli abimiz Ferdi Bey'in sanatçıları. Kızımız daha yeni bir kaset yapmış. Biliyorsunuz bu güzel kızımızın kasetini daha önce dinlediniz. Ama şimdi bu yaptığı kaset yeni bir kaset değil mi? Evet. Bu çıkacak olan neymiş bu? Adı ne? Kaset. Beni mektupsuz koyma. Beni mektupsuz koyma. Yani bu güzel bir şey tabii. İnsanlar habersiz kaldığı zaman üzülüyorlar abi. Ben habersiz kalamam. Mesela her gece 24 saat, bir saatini Ferit Tayfur'a ayırıyorum. Mutlak beni arar, beni kester. Şimdi... Buyurun. Şimdi... Hocanın biliyorsunuz yeni bir kaseti çıktı. Bütün sözleri, müzikleri kendine ait. Böyle de bir durumu var. Yıllardır bize ezgiler, eserler verir, şarkılar verir sözleriyle. Hem ağlatır hem zaman zaman da güldürür bizi. İşte Ferdi Tayfur, işte ne söyleyecek bilmiyorum şimdi ama bundan önceki kasetinde yer alan bir şarkı vardı. O trende birinde geçti, ne o? Kör talih. Bak bilirlermiş. Kör talih. Kör talih diyoruz evet. Beni de Allah yarattı, sana gülen kö-
faydası yok. Buz gibi duvarlara güneş olup doğmadın. Olmayan sabahlara adını kazıyor. Buz gibi duvarlara güneş olup doğmadın. Olmayan sabah. Şarkının makamı Rast. Evet. Rast, doğru mu? Rast makamı. Rast ve Hüzan makamları böyle gazele çok daha yatkındır. Böyle gazel sallamaya. O da adamı galyana getiriyor kardeşim. Evet. Yani şu burada Ramazan bitti. Evet. Bir kilo arak içerim burada. Sen içeyim mi sen Ramazan'da? Hayır. Normal zamanda da içmiyorum ben. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bunun sözü müziği tabii bana ait. Evet. Kört Ali. Söylemiştim ben, gemide okudum, trende okudum. Bunu ne için yazdın usta Kör Talih? Mesela az önce dedin ki içeride İstanbul için bir şarkı yaptım. Bu şehir beni boğuyor. Evet. Bazı şarkıların ortamlarında mesela bir şey görürsün, yaparsın. Bazılarında görmezsin, yaparsın. Bazen içinden yaşarsın. Bazen beyninde düşünürsün onu, yaparsın. Bu da beynimde düşünerek yaptığım bir şarkıdır. Kör, şimdi bu kızlar senin mi? Bu kızlar Ferdifon plakçılığın sanatçıları. Peki, şimdi burada gıcık kaptığım bir şey daha var. Oğlum biz burada 14 tanedir program çekiyoruz. Ha, Allah cezanı verecek. Patronun gelince hemen şey gibi çalışmaya başladın. Ha? Pis herif. Efendim bu böyle havaya kalkıyor niye? Ha bu en en. Aşağı in, suratıma in. En. Bu da Ferdi Tayfur'un. Sağ ol. Sağ ol. Ferdi Tayfur'un bir de böyle yan bir kuruluşu var. Sinemayla ilgili, böyle televizyonlarla ilgili aletler, manetler aldığı montaj masası var. Öyle bir stüdyosu var. Normal kendi ses kayıtlarını yaptığı bir stüdyosu var. Yani o da müzikle ilgili, sinemayla ilgili, televizyonla ilgili yatırımlarını kendi mesleğiyle ilgili şeylere. Benim gibi hıyar değil yani. Estağfurullah ya, sen de başka şeyler yapıyorsun. Ferdi Bey, estağfurullah de radyo... demek de aynı demektir biliyorsun. Ama sen de radyo açıyorsun falan yani. Ama öyle, şov peki yapıyorsun. Kimalı mimalı ne işi lahmacun mahmacun? O başka o. O boğazına düşkün olduğundandır o. Peki güzel kızlar, sizden başlayalım. Yeni mi mesleğe atıldınız? Daha önce bir yerde okuyor muydunuz? Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü mezunuyum. 8 sene sahne deneyimim oldu. Nerelerde? İstanbul'un çeşitli barlarında çalıştım. Genelde İngilizce ağırlıklı program yapıyordum ama tabii Türkiye'de böyle bir şansım olmadığı için Türkçe pop daha yakın geldi. Türkçe pop? Hı-hı. Niye bize ilk başta gelmeye gitti bu herife? Allah cezanı verecek. Bu evet. Ayrı bir. Senin kadro kalabalık olduğundandır herhalde. Değil mi? Evet. Ne zaman çıkıyor kaset? Şubat 1 diye düşünüyoruz. Okumalar bitti. Hı-hı. Sonra retuşlar yapılacak. İşte fotoğraf çekimleri falan. Ancak anladım. Yetişecek Şubat'a. Peki intizar. İkinci kaset bu. Çıkıyor. Hı-hı. Ne zaman çıkıyor? İkinci kaset ocağın sonlarında çıkacak büyük bir ihtimalle. İlk defa hı-hı. Burada okuyorum yeni şarkılarımı. Senin o küskünle ah senin küsmelerin.
Bu çok güzel bir şarkı. Bunu bana verdi. Fakat başında maşında bir değiştirelim, bir şey yapalım falan diye öyle bir şey yaptık. Bir türlü zamanımız da yoktu. Çok güzel bir şarkı. Kendi kasetini okumuş. Ondan sonra okuyacağı bir tane daha var. Yine kendi kasetini okumuş. Bana verdi. Allah cezanı verecek. Her şey Ferit Tayfur'a çalışıyor bugün. Buyurun. Buyurun intizar. Yeni kaseti ve yeni şarkısı diyoruz. Bak gözü doldu. Bu bak, beni bu öldürecek bak, bu beni ya. Bak gözleri doldu. Adına bak. Bak. İsmine bak. İntizar.
Ah o senin küsmelerin. Efendim intizar kendisi yazar, kendisi bozar intizar. Hatta ve hatta bundan evvelki kasette Feride abine de bir tane şarkı verdim, doğru mu? İki tane okudum. Hangisi? Uykum firari, uykum beni firari. Böyle sensiz. Aa, uykum firari var ya, acayip bir şarkı. Uykum firari, gecem firari, ben firari bu saatte diye bir şarkı var. Babadan. Çok güzel ya. İntizarın. Efendim. Biliyor musun, ben içeride çalışıyorum. Akıllandı herhalde bu. İnsanları yani seyircilerimizi ve konuklarımızı aydınlatmak adına ufak tefek çalışmalar yapıyorum. İyi, bak akıllandı. Vallahi ben de ne dedim? Ara ara geliyor ama inşallah bir daha gelmez. Buyurun, ne oldu? Şimdi ufak çapta bir araştırma yapıyorum. Hı? Bunları biliyor muydunuz? Köşesi yapacağım bundan sonra İbo Show'da. Şimdi ilk bunları biliyor muydunuz'la ilk bölümü açıklıyorum. Hı. Bunları biliyor muydunuz? 8 Japon öğrencinin Malatyalı gençlerle iddiaya girerek 13 gün boyunca Fırat Nehri'nin suyunu kesmeye çalıştıklarını ve 14. günün sabahı Malatyalılardan acar bir sopa yediklerini biliyor muydunuz? Bitti mi? Bu kadar. Birazdan gelir gene anlatırım. Ara ara geliyorlar tabii. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim, şurada bir rujla kesin. Siliniz efendim. Şuralarda da var. Böyle bir yeteneğe sahip intizar. Teşekkür ederim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bundan sonra okuyacağı bir parça var. O da çok güzel. Hatta onu çaldırdım. Evet. Çaldırdığım halde okumadım. Evet. O da ayrı bir yara içimde. bugün herhalde hep pişmanlık dinleyeceğiz. Millet pişmanlık dinleyecek herhalde. Aslında çok iyi kız. Vallahi bu intizar. Çok duygusal bir insan. Sizin adınızdan bunu yani, duymak çok güzel. Ferdi şey. Bey de öyle. Daha kızımızı tanımıyorum, bilmiyorum. Duygusal mısınız? Çok böyle... aşırı. Hakikat mı? Gerçekten. Bu tamba. Duygusal bir parça mı? Hayır ya, şöyle söyleyeyim. Herkes bilir zaten. Eski bir film müziği. Türkan Şoray'ın. Türkan Şoray'ın eski bir film müziği. Anonim. Ahmet abi, Ahmet Selçuk İlkan buna güzel sözler yazdı. Yeniden düzenlendi. Pis bestekar. Ceyhun Çelik de aranjesini yaptı. Buyurun şunu bir dinleyelim bakalım. Tamam. Bu, merak ediyorum. Eğer kasette de sesi bu kadar bile... Çıkıyorsa hiçbir şey duymayız ha. Kasete gümbür gümbür mü? Şimdi dinleyeceğiz. Peki dinliyoruz. Evet. Fondan. Tamba tumba esmer bomba. Tam 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 tamba tumba. We'll be right back.
Düşünceleriniz? Esmer bomba evladım. Tam telaim. Çok teşekkürler. Allah bombalardan korusun. Ah o senin esmer bomban. İkisini karıştırdım. Bir de şey yapayım. Ah Firdi kardeş senin o esmer bomban. Üçünü bir arada. Şimdi Ferdi abi, hayatın boyunca doğaçlamadan böyle başka bir şey yapabildin mi? Yaptın mı yani? Doğaçlamayı çok sevdiğini biliyorum. Yapmacıklardan mı? Evet yani yapmacık. Onu başarsaydım daha başka adam olurdum herhalde. Başaramadım bu işi. Baktın ki olmuyor. Kişinin yaratışıyla da ilgili. Yani sonradan işte bir takım şeyler olmuyor. Mesela ben çoğu böyle televizyondan görüyorum ve oynuyorlar. Belli yani. Oluyor yani değil mi? Ha, belli mimiklerden anlaşılıyor. Kötü oyuncular bir de. Evet. Bir de o... Ama beceremiyorlar işte olmuyor. Kötü oyuncular. Böyle bakıyorsun ı-ı. Hiç gerek yok. Oturmadı yani. Hiç gerek yok halbuki değil mi? Mevlana'nın sözü var. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diye. Hiç gerek yok. Siz fark ediyor musunuz mesela? Seyircinin gözünden kaçmaz. Yani böyle oynadıkları zaman sahte olduğunu anlıyor musunuz? Ha? Ya şeyi tüyü kaçırmazlar. Tüyü var ya tüyü kaçırmazlar. İmkanı yok. İnanmıyorum. Bak şimdi ben birden şimdi sahte bir şey söyleyeceğim. Bakın kaçırırlar mı kaçırmıyorlar mı? Allah'tan bende tüy yok. Hocaya soralım abi. Ne soruyor abi? İçinden ne geliyorsa. En güzel senin içinden gelendir. Yetişiyor Muhammed. Peki. Sizden bu bizden kayırıyorlar. İnsan insandan ayırıyorlar. Bu sizden bu bizden kayırıyorlar. Dört kitap ne diyor anlamıyorlar. Ortalıklar işte zen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya. Ama gözü doymamış. Bir çare insanlar nefsine uymuş. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Bir çare insanlar nefsine uymuş. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Yolumuz düştü Hacı Bektaş'a, kaderde olan gelirmiş başa. Can düşman olmuş kardeş kardeşe,
kıralım. Düşerin sırtından vuran vuralım. Aşk olsun gerçekten bir dost bulalım. İnsanlık yaralı can pazarında, yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. İnsanlık yaralı can pazarında, yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Yolumuz düştü hac bektaşı, kader ve olan gelirmiş başa. Yolumuz düştü hac bektaşı, Memo! Pis Memo! Ya yoruldum oğlum, sinir midyan. Sinir midyan. Burada sinir satan yok mu bir yerde? Ne hala düştük. Eskiden kasetti, bant kaset, plaktı. Sonra kaset oldu. Şimdi CD oldu. Albüm. Yok, ha şeyin albüm adı oldu albüm oldu. Albüm. Anama soruyorum, diyorum ki hani albüm... Değil ki bu iş oğlum, ben de hiç değil eski resimleri saklarım mı? Ne bilsin anam bu kasetin adı albüm. Yeni bir albüm yaptım. Siz de yeni bir albüm mü yaptınız? Evet. Albümünüzün adı? Albümün adı şu anda belli değil ama herhalde Esmer Bomba olacak. Esmer Bomba. Abi kendinizi boyadınız mı yoksa tipiniz de Esmer mi? Ben hayır, Esmer. Göğüs de yüzünüz tutmuyor. Bir şey var orada. Solaryum. Orada solaryum. Bir de sosyet olduk, solaryum çıktı başımıza. Yani artık güneşe de ihtiyaç yok. Allah güneş Allah. Leke yapıyor ama. Güneş leke yapıyor. Evet. Yani doğal leke yapıyor, doğal olmayan leke yapmıyor. Ama ozon tabakası derinde biliyorsunuz. Şimdi güneş ışınları zararlı. Leke yapıyor onun için. Bak, Ferdi Usta sen ol Marmaris'te leke yapan güneşin önünde durma. Güneş önünde duruyorsan hiç leke meke gördün mü? Valla işte öyle söylüyorlar ama herhalde güneş yağları falan onu önlemesi lazım. Güneş yağları. Peki sen de solaryuma gittin mi? Yok ya, ben sıkıntılı adam, orada yatarım. Hoca sarayı bırakmış. Değil ki. Vallahi sarayı bırakmış. Allah, elektrik biliyorsun değil mi, çarpıyor mu? Burada çarpıyor kesin. Günde 5 tane içiyor. İçeride konuştuk, eğer dedi arıyorum. Bir ince zayıf tarafını arıyorum. O 5 taneyi de içmeyeceğim. Ama şarkısında da sigarayı bıraktım diyor. Evet. Kime söylüyorsun usta? Herkese söylüyorum. Tiryakilere söylüyorum. Senden başka ne varsa terk ettim birer birer. Affet beni sevgilim, seni kırdıysam eğer. Senden başka ne varsa terk ettim birer birer. Affet beni güzelim, seni kırdıysam eğer. Gece hayatım bitti, kadehi yere attım. Beni kutlamalısın, sigarayı bıraktım. Gece hayatım bitti, o sayfayı kapattım.
tutuldum meyhanenin mey kokan havasında. Hor gördüğün her şeyi çıkardım hayatımdan. Kurtuldum meyhanenin mey kokan havasından. Hor gördüğün her şeyi çıkardım hayatımdan. Gece hayatım kadehi yere attım. Beni kutlamalısın, sigarayı bıraktım. Gece hayatım bitti, kadehi yere attım. En sonunda başardım, sigarayı. Sigaranın öyküsü bu. Yani sigara da böyle bırakılır. Evet. Yani illaki biri olacak. Birileri seni yakacak. Bakalım sigara mı ağırlıklı yoksa aşk mı? Hangisi? Aşk. Aşk ya. İşte Ferdi Usta da... Ferdi Usta da... En büyük aşk diyor sigaraya veda partisi düzenledik. Sigara bir arkadaş gibi görüyorsunuz, bir dost gibi görüyorsunuz ama yemin ederim bir yılandan farksız biliyor musunuz? Bir virüs ya, resmen insan içine giriyor. Sen onu böyle güler yüzlü falan gör, duman muman çıkıyor böyle, elinde de yakışıyor falan böyle. Sinirlendim hemen. Şak 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 şak. O ne? Oh mu? Nasıl bir şey yani oh? Sigaranın hiç olmasa ağzı dili yok. Ya karşıdakinin dili ne yedi senin, ne olacak o? Hangi yılan daha kuvvetli? Değili. Bunun mu karşıdakinin mi? Allah diyorsun. Bir yedi benim evladım yedi. Yedi benim çocuğum. Dili yedi onu, dili. Efendim şimdi... Bir vetere giriyoruz. Nedir bu vetere? Bakalım sokaktaki insanlar İbo Show için neler diyecekler, neler yapacaklar, ne komiklikler, ne fıkralar, ne şiirler, ne şakalar yapacaklar görelim. Merhaba, İbo Show'u biliyor musunuz? İbo Show'u bilmeyen insan var mı? Şahane bir program yapıyor İbrahim Tatlıses. Onun programlarını çok seviyorum ve... Her gün de gitmek istiyorum ben. Her hafta gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Ya şöyle bir hareket yapıyor ya. İbo Show için sizden bir şey yapmanız gerekse ne yapardınız? İbrahim abinin taklidini yapabilir miyim? Tabii buyurun. Kara üzüm habbesi, le 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 canım. Gönlüm sevmez herkesi. Esmer sen güzelsin, olursa o kız olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de madem folklor ekibin ekibisiniz, ekip olarak ne yapardınız İbo Show için? Hoppa deniyoruz, hep beraber. Hoppa, dösa. Mavi mavi masmavi, gözlerin boncuk mavi. Dansız çıkıyor bazen, onu beğeniyorum. Allah cezanı verecek. At gitsin, at gitsin. Eskimişse at gitsin. Şöyle yapıyor ya. He, he, oh, oh. Beğendiniz mi? Bir şey görmediler ha. Ya ayıptır, bir şey görmeden nasıl beğendik diyorsunuz? Hayır, şu anda burada görmediniz ama... Lan ne ters iş değil mi? Şimdi bu program yayınlanırken onlar evlerinde oturmuş olacaklar. Hem kendilerini izleyecekler hem de programı. Evet, böyle bir şey yaptık. Şimdi kim geliyor? Kim geliyor? Asena! Asena, ey evladım benim be! Bayramlık bayramlık geliyor, bayramlık bayramlık geliyor. Oho! Anam biraz fazla mı açmaya başladın gözünü? Bakalım abi.
Bence açma gözünü, sonra kapatırım gözünü. Ben açık sevmem. Bak, yarın... Kapalı daha çok tahrik eder. Pardon yani. Buyurun çalsınlar abi. Masaj aletleri çıkmış. Böyle fişe takıysam titriyor. Nasıl yapıyorsun abi bu trr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 
Azer mi? Azer Bülbül'le aynı mahallede oturuyorduk, ondan geçti. Azer'den. Bir titre bakayım evladım. Ay şimdi titreyemem. Dokunmam lan, bir dakika. Oo, masajı var. Şimdi bizim bir tane dede var. O Fırat'ta oynayan dede. Onun eller titrer normalde. Dede diyorum ki bir masaj yap. Şiş, oha yani ha. Yap, devam et vallahi. Hatta göreyim şöyle, evet. Daha başka ne yapar? Neredeyse paran da atacak ya. Kızım burada Ahmet Efendi konuşmuyor, İbrahim ya, Efendi konuşuyor. Hayır, o kadar aile gibiyiz ki yani. Bir an unuttum kamerayı. Tabii. Evet canım, Allah cezanı verecek. Çok şeyiz ya, çok samimiyiz ya. Ha, ne haber? İyisin inşallah. Şimdi dede diyorum ki, dede elini burama bir masaj yap. Dede daha elini koyar koymaz. Yemin ederim dünyada en büyük masör bile böyle değil. Dedenin eli şey ya, zaten titriyor. Elini koyar koymaz. Yani sanki Hasan Ayit takmışlar oraya. Dedenin koluna. Espri mi yaptınız?
Yani gülsünler de yaptım ben ama şey tutmadı. Tutmadıysa o zaman takıl koluma. Dur bir dakika. Takıl koluma. Bir dakika şimdi. Geçen gün bir şey geldi başıma. Ne geldi? Böyle teessüf ediyorum. Yani yolda yürüyordum. Bir yere girdim. Bir mağaza mıdır? Alışveriş yeri midir nedir? Yani o yapan adama teessüf et. Yani işte. Bunların nereden haber olsun? Olsun halkımız işte. Böyle senin halkın da var. E tabii var. Bir dakika ya lafımı kesmeyin. Halk sahibi de oldu. Ya bir dakika. Oy da istersin sen şimdi. Ya of! Yani git kızım yeter diyoruz yani. Bir şey anlatıyorum ya. Biraz peki. Kibar olun. Her yerde belli etmeyin ne kadar şey olduğunuzu. Şimdi gidiyorum. Ya şimdi doğal olarak gündüz herhalde böyle dolaşacak halim yok yani sokakta değil mi yani? İlk sefer gördüm normaldir. Makyajı da dolaşacak halim yok. Evet. Yani sahneye çıkmıyorum etmiyorum. Hı. Gidiyordum böyle kadının biri dedi ki. Aa dedi Asena dedi. Yanındaki dedi yok canım bu değildir. Yok vallahi Asena dedi. Ulan git dedi bu kadar çirkin olamaz bu dedi. Onu söyleyecektim. Ya onu söyleyecektim. Yani. Kadın benim ağzımdan sanki lafı almış da götürmüş. Hayatımda bu kadar çirkin bir şey görmedim. Nereye gitti la? Gitti mi? Kızım ne yapıyorsun ya? Canım buyurun. Oğlum iyi misin? İyiyim oğlum sağ ol. Hadi hayırlı tıraşlar. Ulan şamara döndü gelen çakıyor. Bir tane çakarsam ama yerden kalkamazsınız biliyor musunuz? Ayıp oluyor oğlum doğru konuş benimle. Ne oldu anlamadım. Dişlerimi yaptırdım şimdi. Ne oldu ki dişlerimi? Anlıyor musun? Anlıyorum. Sen anlıyor musun? Anlamıyorum lan anlamıyorum. Anlamak zorunda mıyım? Ben de anlamak zorundayım lan. Anlıyorum. Deme bakalım lan. Anlamıyorum. Sen anlat bakayım. Dişlerimi yaptırdım oğlum bak. Kime yaptırdın? Reklam yok oğlum. Sen niye? De mi gideceksin? Evet. Ama var ya ihtiyacım var senin ha. Takma mı seninkiler yoksa? Şimdi sana bir takacağım. Bir tane daha takacağım. Allah cezanı verecek. Oğlum ayakkabılarla vurmasana. Erol Kundur oğlum yapma. Biz sana yapıyor muyuz? Ben hediye getirdim. Hediye mi getirdin? Tabii. Funda Hanım. Ne getirdin bakayım? Sait Koç göndermiş. Funda. Ana bu nasıl takılıyor bilmem. Bunu arvatlar iyi bilir. Şey sen iyi takarsın tak. Ha? Ne yap? Sen diyorum iyi takarsın tak. Nereye tak? Beyin. Anahtarlık. Hadi anam öbürünü de ver de yeme. Bak şimdi. Close, bu close. Close. Yine çıkıyoruz. Çüş. Sayın intizar hanım. Gözüm de görmeyi. Hadi gözüm, ben sıkıldım. Gözüm mü görmeyi buradan yoksa kimse mi geçmiyor? Ben gidiyorum İbrahim güzelim sıkıldım. İntizar, hareketli bir parça, gümbür gümbür bir parça, bal köpüğüm diyor. Sesini gel bakayım. Açabiliriz değil mi? Oynayacaksın değil mi?
Balım benim, balım benim. Neydi? Bal köpüğüm, balım benim. Sana gelen bana gelsin. Tozla kondurmaz. Bir tane sonra da sigarayı bırakıyor sevdiği için. Bir tanesi toz kondurmuyor. Sen ne yapıyorsan? Ben dans ediyorum. Esmer bomba, esmer bomba. İlk klibi buna mı çekeceksiniz? Evet, ona çekmeyi düşünüyoruz şu anda. Allah Allah. Hı hı. Hiç programda söylemedim zaten o parça. Bir tane esmer bulmuyor herhalde. Bir tane sarışın bulacağım. Yok, zenciler olacak. Zenciler olacak dedi yani klibinde. Esmer bomba ya. Peki şöyle bir şey var. Mesela televizyonlarda, gazetelerde beyaz kadın ticareti diyor. Yapanlar. Yani esmer olursa olmaz mı? He? Beyaz kadın mı olacak ile? He, ne soruyor Mustafa? Mesela beyaz eşya. Siyah kadın veremem, elimde satamam, elimde kalır diye düşünüyor onu. Tahrik olduğum şeyler bunlar efendim. Sizin tahrik olduğunuz şeyler var mı? Urfalılar esmer ister. He? Urfalılar esmer ister. Urfalılar esmer ister. Peki Ferdi Usta'ya soralım. Gel ha. Sıra bende mi? Mesela takık olduğun bir şey var mıdır? Mesela yolda yürürken ve şehrin gürültüsü, ne bileyim trafiği şu ne? Mesela? Şehrin gürültüsü ve insanların birbirine saygı göstermemesi. İnsanların birbirine anlayış göstermemesi. İnsanların birbirine sevgiyle bakmaması. Hep bunların benim rahatsız olduğum şeyler. Oysa sevgi, sevginin sermayesi, sevginin ne bileyim bir gücü parası yoktur. Sevgi sevgidir. Sevgiyle bakarsanız birbirinize sevgi alırsınız birbirinizden. Şehir boğuyor, bilmem bana ne oluyor. Çöken karanlığın içinde umutlarım tükeniyor.
yokum sanki bu şehirde. Şehir benim içimde. Fırtınalar koparılıyor. Çaresiz yüreğimde. Bunun öyküsü de böyle işte, büyük şehirde yaşamak kolay değil. En sonunda susun Allah aşkına. Evet, çok gürültü ediyorlar çünkü. Bir de kornalar yok mu? Korna çalıyorlar hani bir de. Mesela kırmızı yanıyor, duruyorsun. Daha sarı yanarken dağıt dağıt basıyor arkadan. Ya dur be kardeşim, vitese atacak adam. Yani debriyaja basacak, vitese atacak değil mi? Yani bir hazırlık yapacak. Sabır yok, anlayış yok. Peki usta, televizyonlardan şikayetin varmış haberlerde. Mesela bir şeyi çok abartarak 5 kere, 10 kere, 20 kere tekrar. Şimdi bir konuyu gösterdiği zaman başını seyrediyorum ve geçiyorum. Aradan şöyle bir belki bir 10 dakika falan geçiyor. Tekrar oraya döndüğüm zaman hala o devam ediyor. Konuyu müthiş tekrar ediyorlar. Sanki diyorum ki ya bizim milletimiz bu kadar kafasız mı? Yani algılayamıyorlar mı ki bunların beyinlerine vura vura yani... Nasıl olur diyorum yani, kendi kendime şüphe etmeye başlıyorum o zaman. Yani beni huzursuz ediyorlar. Beni huzursuz etmeye kimsenin hakkı olmaması lazım ya. Yani ben oturduğum yerde sofradayım, haberleri izleyeyim. Ne var hele, ülkede ne oluyor yani? En azından haberdar olayım. Abi ülkeye bir bakıyorum, felaket sanki yani, felaket. Aman bir an önce kapıları kilitleyin falan demem geliyor yani. Evet. Bu dünya ülkelerinde bence bu kadar değil. Çünkü diyor ki benim izleyicim bunu haberi alsın, başka haber vereyim ona. Başka şey de duyurayım ama 15 kere bunu tekrar ettiğim zaman orada huzursuz oluyor. İnsanın dengesi bozuluyor hakikaten ya. Biraz daha güzel şeyler görmek istiyoruz. Biz zaten o kötülükleri hayatın içinde onlar. Farkındayız. He buyurun. Allah Allah. Güzel şeyler verin. Bakalım şimdi sokakta bizimkiler ne yapıyorlar abi? İbo Show için neler diyorlar? Daha önce İbo Show'u hiç izlediniz mi? İyi bir insan. Fevkalade bir insan. Kabiliyetli, zeki. Süper zekası var. Hafizesi çok kuvvetli. Ondan sonra... İbo Show için bir şey vermeniz ya da bir şey yapmanız istense ne yapardınız? Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. Ap ak oldu saçlarım, bir karar oldum bugün. Mesela şöyle bir sandık verdim. Hoşlanmadığı misafirin bir tanesini içine soksun. Ürünün sende kokuyor. Ne verebilirsiniz İbo Show için? Viagra veya Aganigi. Dağlara hasret yağar, dağlara. Adalardan bir yar gelir bizlere. Adalardan bizlere de bizlere. Be vicdansız, be insafsızın kızı, be nankör kedi. İnsan bir şey söyler. Göğsüme vura vura, ölürüm ben ölürüm vay. Yarın giymiş beyaz Asya bayram namazından gelir. Yarın giymiş Asya cuma namazından gelir. Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Alkış yok mu? Nair, nolamaz.
Çünkü Ferdi Tayfur'un istediği bir şarkı var. Belki de dilimden bu şarkı düşmez. Dilin söylese de gönlün hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Ama bir tek dileğim var. Sen mutlu ol. Sen mutlu ol. Dilin söylese de gönlün hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Yeter.
Demesi zaten değil mi? Diline sağlık. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet. Onun güzel hatırı için okudum. Evet, sağ ol. Gerçekten çok duygusal bir şarkı, çok güzel bir şarkı. Böyle şarkılar artık yani yapılıyor ama çok nadir yapılıyor. Funda cumartesi ne? Sevgi Selam Sayın Bestesi. Bu program cumartesi yayınlanacak değil mi? Ya bu şarkı da mı cumartesi? Evet, adı cumartesi şarkının. Gel bakalım. Fundişko, fundişko. Aşkımız dillerde destan, duymayan bir sar sultan. Gizlenmiyor, kaçmıyoruz, korkmuyoruz ondan bundan. Aşkımız dillerde destan, duymayan bir sar sultan. Gizlenmiyor, kaçmıyoruz. Kaçmıyoruz, korkmuyoruz ondan bundan. Aşkımız illerde destan, duymayan bir sar sultan. Gizlenmiyor, kaçmıyoruz, biz buradayız Hadri Meydan. Olanlar oldu, benim koptu, haydi içelim. Şiir okuyacağımdır. Nasıl yani? Siz bir öncü müsünüz? Evet, yeni neslin öncüsüyüm. Gel. Söyle. Ferdi Tayfur söyler durur. İbrahim galiba kesinlikle obur. İntizarın ahı korkarım vurur. Funda, Funda ne var bunda? En büyük babam Ferdi babam. En büyük babam Ferdi babam. Harika. Yok. Aferin sana. Kıskanacağımı bekledin ama kıskanmadım. Olsun, başka şeyle kıskandırırız biz de. Şimdi usta, bu klipleri... Ya sen neşeli bir adamsın. Fakat az göründüğün için
Kimse senin neşenden faydalanamıyor. Bütün çektiğin klipler hep böyle gır gır, insanları eğlendirmek gibi de şeyler de var içinde. Zaten şarkılarda, bir de işte dediğimiz, az önce konuştuğumuz gibi televizyon haberlerinde falan işte ne bileyim bir sürü karamsarlıklara kapılıyorlar zaten. Ama hiç olmazsa orada biraz hiciv koyaraktan kliplerde hiç olmazsa biraz güldürmek, biraz eğlendirmek açısından. Bir de şarkının tabii şarkı istiyor yani şarkı öyle gerektiriyor gibi geliyor. O bir çocuk vardı klipte. Neydi o? Hadi gelin bizim köyden gelin enam. Tanani nani 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 enam. Travestiydi. Çocuk değildi o. Yetişmiş bir bayandı o. Yani. Evet. Yani işte öyle yani. Peki özellikle mi istedin yoksa? Özellikle istedim evet. Hani öğleden sonra sakalları hafif böyle şey olur ya hani. Ha? Sabahleyin tıraş olmuş ama öğleden sonra biraz... Evet. Ben öyle bir tip arıyordum fakat bu gelen baktım ki... Dedim ki böyle dedim sen dedim sen yürü dedim şurada bir dedim sana bir şey yaptıracağım dedim. Söyledim de ona. Ya olur mu falan filan dedi bana. Kızım dedim sen nasıl inandıracağım ben dedim insanları. Kızım mı? Evet. Sen dedim nasıl inandıracağım ben dedim ya sen hiç benzemiyorsun deyince çok... O nere oldu o zaman? Ha. Ondan sonra o zaman gitti o zaman o işi yaptı yani. Aynı iş. İnsanları ayırmamak lazım. Yani insanların biraz da ruhunu okşamak evet. lazım. Çünkü hiç erkeğe benzemiyorsun demek istedim yani ben ona. Yani bayana benzeyince daha mı hoşuna evet, gitti? Evet, çok hoşuna gitti o zaman. Daha da tabii ki. Rolüne daha çok sarıldı o zaman. Evet. Yani Allah var, hiç Funda'ya benzemiyorsun. Efendim? Hafif böyle biraz erkeksi yapım var. Benim mi? Evet. Vurdum mu oturturum yani. Efendim? Vurdum mu oturturum ya. Ya bugün herkes kolumu oturtuyor ya. Evet. Perdeyi ulaştık herhalde. Evet. Yani herkes çakıyor bana, geliyor, okşuyor, yana kalıyor. Anlamadım gitti. Bende bir acayiplik var mı? Usta? Ha? Ne diyorsun sen ya bu işe? Ben bir şey demiyorum abi. Senin görünüşün tamam bir erkek, bir delikanlı, güçlü, kuvvetli bir insan. Şu güzel de yapın. Bugün İbo Show'u yağcılar sardı. Kahvaltı evladım. Anlatırım bunu ama. Kahvaltı. Kapat diyor yani. Tereyağı var bir de. Tereyağı kahvaltısı. Kahvaltısı tereyağısı. Şimdi... Abi ben bir türlü zengin olamadım. Ona gıcık yapıyorum. Bak abi her tarafım boş. O ne lan? Bak vallahi cebim param. O ne? Senin gönlün zengin be. Bunu olacak ağa. Şimdi Feride abiden turnedeyiz. Ağa be dedi. Dedim buyurun ağa. İkimizden başka kimse yok. Birimize ağa ediyoruz. O bana diyor ki ben diyor Urfa ağası sen diyor Adana ağası diyor ama bak. Unuttun mu bunları yani? Dedim ki ağa. Şöyle bir Türk lokantası bulsak da gidip kendi kendimize bir kuru fasulye. He ya dedi be öldük be dedi. Feleğimiz şaştı dedi tost yemekten. Gittik ikimiz. Feride Tayfur İbrahim Tazer. Tır 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 tır. Türk lokantası var. Şöyle kuru fasulye pencereden bir baktık. Allah. Oturursun o masaya. İki tane kuru fasulye. Yanında iki tane pilav. Bir tane kuru soğan. Eli de maşallah. Rang dedi bir tane vurdu. Soğan muan. Soğanın cücüğü nereye gitse beğenirsiniz. Söyleyeyim mi? Sen nereye yazıyorsun şimdi? Söyleyebilir miyim? Sen iyi senaristin. Sen nereye yazdın şimdi? Başladı. Allah film çekiyor şimdi. Evet. Cücük, bir tane orada sarışın hanım oturuyor. Alman. Evet. Bilirsin Almanlar Türk yemeklerini çok severler. Şöyle yaz da günlerden. Dedi pırt geçti. No dedi. Sonra pardon, Almanya'dan no var mıydı? Sonra bayıldı kadın. Ambulansla kaldırdılar. O da yazıyor. Yaz evladım, yaz. Atom bombası falan sandı herhalde. Yalancılar. Evet. Yalancılar. Şimdi Feride abinin bir şeyi var. Bir tiki vardı. Onu yakalamış mısınız? Dur ver tamam. Şimdi bak. Evet. Şimdi bunu bugüne kadar kim söyledi abi? Ben yakaladım. Evet. Ben yakaladım ve bir zengin olsak diyoruz şöyle kafamızı dinlesek. Evet. Ama
aslında şeyde yok bir şey ama parada nalet gelsin. Huzur yok ama. Huzur yok olsun yani. Parasız da bir şey çekilmiyor. Çekilmiyor. Yani. Yani. Şu kasette söylüyor. Kasette söylüyor ya. İleride bir gün zengin olursam. Ya evet. Allah da gözünü doyura yani. Ona. Şimdi insanların biliyorsun yüreklerinden umutlar eksik olmaz. Umutsuz insan, umutsuz hayat olmaz zaten. Umut kesildiği zaman hayat da biter. O bakımdan böyle bir dedim insanlara böyle bir gülücük atalım. Böyle bir umut verelim. İnsanlar umutlansınlar. Ondan sonra nedir sözler gider. Birinci neydi? İleride bir gün zengin olursam gelin etrafımda toplanın emi. Emi mi emmi mi? Emi. Emi. Evet, ikinci. Kiminiz söyleyin, kiminiz çalın, olduğunuz yerde hoplayın hemen. Şimdi... Çünkü neden bak, onlar ne diye söylüyor biliyor musun? Hı. Olduğunuz yerde hoplayın diye. Şimdi bir yerde hep görüyorum, böyle bakıyorum sahnelerde falan şarkı söyledikleri zaman... ...bütün millet oraya yoruluyor. Ben dedim ki olduğunuz yerde hoplayın. Olduğunuz yerde hoplayın. Evet. Orada ama burada evet, yani. Şimdi bunun klibi de çok güzel olacak. Ya hangisi bu yayınlanan hangisi bir tane? Yayınlanan öbür. Kastahana, mestahana var bir şey. Öbür şeyden o. Abi bu kasetten bu kasetin arasına kadar? Aşağı yukarı 9 ay. Buradan da ufak bir ince şey var. Hayır ondan değil. Yeni yıl geliyor da 2000 yılına giriyoruz ya. O bakımdan yeni şarkılarımızla girelim diye. Şey yaptık. Yaptık evet. Yoksa nostaljimiz falan da hazır. Bir tane sen çıkar bir tane de ben çıkarım. Evet. 10'ar tane mi okuyalım? 11'er tane mi? 12 tane okuyalım. Takım. Evet.
tahım kuralım. Çünkü peki. Çünkü klasikler olduğu için insanlarımız biraz doysunlar. O en iyilerini seçsin, ben de en iyilerimi seçeyim. Sizlere iki tane nostalji kaset sunalım. Hani umuttur ya, ileride bir gün cebe indirirsem... Ben de siz bu şarkıları dinlemişsiniz, bir daha dinleyecek. Böyle bir şey var mı ya? Yani insan evlendiği hanımdan bir daha evlenir mi? Olur değil mi? Olur dedi ya. Allah beterinden saklayan. Bir mırıldan bakayım, ne mırıldanabilirsin bir şey? Mevlam gördüyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bir sel oldu merenler. Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı? Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı? Dura dura bir sel oldu merenler. Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı? İntizara, Funda'ya yolları açık olsun diyorum. Ferdi Tayfur abimize teşekkür ediyoruz geldiği için. Onlara gönül verdiği insanlar var iki tane. Ferdi Tayfur'un bir ismi vardır. Onunla birlikte yürürsek biz de kendimizden bahsettiririz. Ama onlarda o cevher var. Ferdi abilerine ihtiyaçları bile olmayacak. Yolları açık olsun, şansları açık olsun. Gelen dostlar biliyorsunuz her zaman söylüyorum başımızın üstünde. Gelmeyenler de başımızın üstünde. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Yakamı bırak, alan beni de ne eder? Güzelim yeter, iki iki dört eder. Bırak yakamı uşak, alan beni de ne yakamı bırak, alan beni deli eder. Yeter güzelim yeter, iki iki dört eder. Bırak yakamı uşak, alan beni deli eder. Duman dağın üstüne gittikçe, gittikçe, gittikçe azlanır. Babası benden yana, anası, anası, anası azlanır. Yeter güzelim yeter, iki iki dört eder. Bırak yakamı bırak.